Herkese iyi akşamlar. Bir sorum gelmiş. Merhabalar Murat Hocam. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. 70 puan garantili kursunu aldım. YÖKDİL Gramer'in 40 gramer iyi kötü biliyorum. Şu an günlük 25 kelime ezberlemeye çalışıyorum. Murat Hocam, sistemdeki videoları birinci videodan itibaren dersler başlayana kadar Kasım'da başlayacağız zaten. Sıfır temel YÖKDİL grubuyla, Hakkı Hoca ile olan. Baştan sona gramer videolarını izlemen yeterlidir. Eğer yetiştirebilirsen sisteminde yüklü olan videoları birinci videodan itibaren izlemeye başlarsan dersler biz başlayınca zaten sağlam bir şekilde sıfırdan temelden bir şekilde alacağız. En azından aşinalığın olur. En azından bir tekrar olmuş olur. Kelime çalışmalarında günlük 25 tane devam ettirirsen ve özellikle fiiller ve sıfatlar üzerine yoğunlaşırsan çok daha faydalı olacaktır. Onun dışında hocam YKS yapay zeka hazırlayacak, doğru mu? Yani yaşamadan bilemeyiz hocalarım. Her söylenilene, her denilene ben çok fazla inanan bir insan değilim. Yani ona bakarsak mesela sınav, bu YDS YÖKDİL sınavı kalkacak, onun yerine 4 beceri üzerine, 3 beceri üzerinden olacak olan bir sınavımız var biliyorsunuz online sistem üzerinden. Ama bunun için bir altyapı söz konusu olması gerekiyor. Yani sadece İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'de belli bir online platformda yapılabilecek bir sınavdan bahsediliyordu. O zaman her ile böyle bir ne derler teçhizat oluşturulması gerekiyor. Yani onun kalkacağına dair söylemler için nereden baksak bir 2 sene 3 senemiz var. Öbür türlü düşünsek yapay zeka yapacaksa bu ÖSYM çalışanları ne yapacak? Ya da işte hocalarımız soru yazarları ne olacak? Yani her şeyi yapay zeka yapacaksa o zaman biz dükkanı kapatalım, kalkalım gidelim şeklinde bir durum söz konusu oluyor. O yüzden ben böyle şeylere çok fazla itimat etmiyorum. Sizin de etmemenizi tavsiye ederim. Her şey yaşanılacağı gün, gerçekleşeceği gün. Yani bu tür düşüncelere hiç gerek yok. Bir yaşanılırsa eyvallah deyip başımızın üstüne deriz. O şekilde devam ederiz. Ama yaşanacağı güne kadar da bunu ne yapmamız gerekmiyor? Düşünmemize bile gerek yok hiçbir zaman. Hazır mıyız? Son gün son vuruş dersi yapacağız. Tabii ki halbuki hocam son vuruşsuz sınava gidilir mi? Son vuruşsuz asla sınava gidilmez. Hocam merhaba, yok TÜSİAD'dan 43 aldım. YDS'den 50 almam gerekiyor. Yüksek lisans için ama daha zor gibi, hiç umudum yok. Neler önerirsiniz? Sınava son 1,5 ay kala. Gerçekten bu kaygılarınızdan lütfen uzaklaşın. Bunu kendi öğrencilerime de söylüyorum. Size de söyleyeyim. Bu kaygılardan uzaklaşın hocalarım. Yapmanız gereken tek şey eksik olduğunuz noktaların üzerine yoğunlaşmak. Bol bol kelime çalışması yapmak. Çıkmış soru çözümlerinin videolarını izlemek. Çıkmış soruları çözmek. Yani YÖKDİL ile YDS'nin arasında inanın fark yok artık. Girdiğimiz son 3 YÖKDİL'de, yani yapılan bu son 3 yılın YÖKDİL'i ile YDS arasında şöyle bir baktığınızda asla ne bir gramatik anlamda, ne bir cümle tamamlamada, ne de işte paragraf atma, paragraf tamamlamada hiçbir fark yok hocalarım. Yani eskiden derlerdi YÖKDİL çok rahat ya, YÖKDİL'den işte 55 alan YDS'den alamaz. İşte YÖKDİL'den 70-80 alan YDS'den mümkün değil, alamaz falan böyle söylemler vardı. Evet, haklılık payları vardı ancak son 3 yılın sınavlarını göz önüne alırsak aslında iki sınavda birbirinin aynısı. YDS'de tek bir fark var. Paragraf soruları 4 sorudan oluşuyor, 3 sorudan değil. Onun dışında diyalog soruları ve restatement olarak 2 farklı skill test ekleniyor. 12 tane cümle çeviri yerine 6 tane çeviri olduğu için. Onun dışındaki noktalar tamamen aynı. Hatta YDS kelimeleriyle YÖKDİL kelimeleri aynı. Gramatik anlamda bağlaç sorularının daha komplike olduğu sorular var. Onun dışında cümle tamamlama yapılarına baktığımızda son 2 yılın, 3 yılın YDS'den hiçbir farkı yok. YDS'nin tek bir farkı var. Birazcık daha yoğun bir sınav. Yani bana cümle tamamlamada 3 satır yerine, 2 satır yerine 4 satırlık bir cümle yazıyor mesela. Ya da paragraflarda, paragraf sorularında şıklara 2 satırlık, 1 satırlık yerine 3 satırlık yazıyor. Uzun bir sınav. Yani gramatik anlamda, soru değeri anlamında hiçbir fark yok. Soru zorluğu olarak hiçbir fark yok. Sadece YDS biraz daha yoğun bir sınav. Okuma odaklı olduğu için, okuma noktasında birazcık daha öğrenciyi zorlamak istediği için, zaman kaybettirmek istediği için bir tık daha yoğun bir sınav. Geri kalan noktada hiçbir fark yok. Zaten en son Ağustos YÖKDİL'den Ekim YDS'ye kadar nereden baksak 2 aylık bir süreç oldu. Bu 2 aylık süreçte de biz boş durmadık. Çılgınlar gibi dersimizi çalıştık, eksiklerimizi tamamladık, kelimemizi yaptık, işte denemelerimizi çözdük. Boş durmadık. Bir 2 ay öncesi bilgiyle şu anki bilgi aynı mıdır? Değildir. Ben gerçekten bu kaygılardan bir an önce uzaklaşıp tamamen sadece bu son kalan 1,5 haftanızı sadece çalışmaya odaklandığınız sürece takdirce
karşılığını alamayacağınız bir puan olmadığını düşünüyorum YDS'nin. Hele ki 50 eşikleri, 55 eşikleri için YDS, EYDS özellikle mesela. Bunlar zor sınavlar olmuyorlar, merak etmeyin. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün Roma rakamı dediğimiz irrelevant diye de kullanabileceğimiz, paragraf atma diye de çoğu hocamın adlandırdığı bir soru çözüm tarzının üzerine yoğunlaşacağız. Hem YÖKDİL'de var hem YDS'de var. 5 tane soru gelecek. En son 5 sorum. Benim tavsiyem paragraf tamamlama olan o 4 sorudur. Dan önce Roma rakamını çözmeniz olur hocalarım. Çünkü Roma rakamı gerçekten hani daha rahat çözebileceğiniz, daha hızlı çözebileceğiniz bir soru tarzı. Ve tabii ki de Roma rakamı irrelevant adı üzerinde Türkçe'de ALES'te de var. Gereksiz cümleyi yani konu dışı olan, konu kapsamı özne takibi yaptığımız, konu dışı olan cümleye attığımız bir soru kalıbı oluyor. Şimdi irrelevant soruları çözerken dikkat etmemiz gereken noktalar refer ifade, zamir karşılıkları. Bir önceki cümleyi tamamlayan it yapıları, dey yapıları, dem yapıları, such yapıları, these ve those işaret sıfatları. Bunlar bizim için önemli aslında cümleler oluyor. Kolay kolay atacağımız yapılar olmuyor. Ama benim tavsiyem her hocamın farklı bir taktiği vardır. Öncelikli olarak mesela birinci cümleyi sağlam tutmanız gerekiyor. Birinci cümledeki konuyu ve birinci cümledeki özneyi eğer sağlam tutar, konuyu sağlam anlarsak, İkinci cümleye geldiğimizde bu bununla ilgili mi? Bir önceki cümleye atıf var mı? Refer ifadesi var mı diye baktığımızda aslında daha sağlam, daha emin adımlarla gidebiliriz. Çünkü kimi zaman mesela birinci cümleyi kafamız diyor ki aa bu zaten konuyla ilgilidir deyip dümdüz devam ediyoruz. Aslında birinci cümleyi de atabilirim. O yüzden bir iki arasındaki bağlantıyı kurmamız önemli. Kurulmuyorsa da ya bir gider ya da iki gider. Ona dikkat edeceğiz. Bunun belirleyicisi de ne olacak? Üçüncü cümle olacak. Şimdi öncelikli olarak ben birinci cümleye bakıyorum. Birinci cümledeki konumuz ne? Şimdi birinci cümledeki konu diyor ki bilim that. Nasıl bilim? Present, sunan bilim. Bir organize evren görüşü sunan bilim demiş. Allah bir şeyler oldu. Şuradan hemen bir sileyim. Şimdi bir evrensel dünya görüşü sunan bilim gelişti. Neyle gelişti? Yunan medeniyetinin ortaya çıkışıyla gelişti. Bir, konumuz evrensel bir dünya görüşü, evren görüşü. Bunun kim tarafından ortaya çıkarıldı? Yunan medeniyeti tarafından. Şimdi Yunan medeniyeti burada benim esas nokta. İkinci cümleye baktığımızda bilim insanları Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinden. Bak değişti. Burada Yunan medeniyeti dedim, burada Mısır ve Mezopotamya medeniyeti dedim. Çoktan öğrenmişti birçok bilimsel sonuçları Yunan medeniyeti başlamadan önce. Şimdi bir ve iki konusu birbirinden bağlantılı mı? Değil. Bir de Yunan'ı övüyorum, iki de Yunan'ı yeriyorum. Burada Mısır ve Yunan medeniyetleri daha önce gelişmişti diyorum bilim alanında, bilimsel çalışmalarda. Ama o zaman ben burada bir ama demem lazım. Bir zıtlık geçişi yapmam lazım. Yapmış mısın, yapmamışsın. Peki benim buradaki geçiş noktam neresi oldu? Mısır ve Yunan medeniyetleri oldu. Mısır ve Mezopotamya medeniyeti oldu. Şimdi benim belirleyici noktam 3 olur. Şimdi Mısır ve Mezopotamya'dan daha geri kalan kısımda hiç bahsettik mi? Bahsetmedik bak. Yunanlılar geliştirdiler kurumlar ne gibi? Akademi gibi, lise gibi, müze gibi. Kurumlar geliştirdiler. Takip eden bilimi bir şekilde üniversitelerin günümüzde çalıştığı yolda geliştirdiler. Yunan'ın bilimi geliştirmesinden bahsediyorum. Sonra bunlar kapatıldığında bir önceki cümleye atıf var. Ve müzeler yok edildiğinde Yunan çağı bilimde was over, yok oldu. Yunan çağının yok olmasından bahsediyorum ve this period diyerek aslında bu Yunan çağına atıf yapıyorum. Yani ben daha sonraki cümlelerde hiç Mısır ve Mezopotamya'dan bahsettim mi? Bahsetmedim. Geniş çerçeve bakın her zaman. O zaman ne gidecek? İki gidecek. Ve onun dışında refer ifadeler bizim için önemli midir? Önemlidir. Bir önceki cümleye atıfta bulunan. Mesela bu dönem. Bu dönem diyerek nereye atıfta bulunuyor olabilirim? Yunan çağına atıfta bulunuyor olabilirim. Şuradaki Yunan çağına bir önceki cümleye atıfta bulunuyor olabilirim. Yunanlılar diyerek şuradaki ikinci cümlede şuradaki Yunanlılar demişsin mesela. Yunanlılar diyerek birinci cümlede Yunan medeniyetine atıfta bulunuyor olabilirim. Ama ben daha başka hiçbir cümlede Mısır ve Mezopotamya'dan bahsetmediğim için ne gidecek? İki gidecek.
uzak çerçeve bakıyorum. 77'ye geldim. Diğer soruya geldik. Şimdi öncelikli olarak ikinci cümlede şu şekilde bir refer ifade vurgusu varsa, mesela burada bir agreement demiş, anlaşma demiş. Demek ki daha önceki cümlede the belirteciyle başladığı için bu. Belirteç zaten bir önceki cümleye atıf yapıyor. The agreement, anlaşma diyorsam demek ki bir önceki cümlede bir anlaşmadan bahsetmiş olması lazım. Şimdi bakalım birinci cümlede ne diyor? Birinci cümlede Magna Carta'dan bahsediyor. Magna Carta bir nedir? Yazılmış dokümandır. To satisfy, tatmin etmek için İngiltere'nin baronlarının sıkıntılarını, sorunlarını. Sorun demek bu. Ve kilisenin sorunlarını tatmin etmek için yazılı bir dokümandır. Açık bir şekilde tanımlayarak onların haklarını, sorumluluklarını, kralınkinin yanı sıra, kralın hakları ve sorumluluklarının yanı sıra, kilise ve İngiltere'nin baronlarının sorunlarını, haklarını açıkça tanımlayan bir dokümandır. Şimdi anlaşma Magna Carta'ya dair devam ediyorum. Magna Carta'nın tanımını yaptım. Tamam, ne olduğunu anlattım. Sonra anlaşma kapladı şu gibi konuları. Such as gibi diye çeviriyordum. Ne gibi konuları? Evlilikte miras verme ya da bir dulun hakları seçmesi için tekrar evlenmemeyi diye içerikleri anlatıyor muyum? Magna Carta'nın içeriğinden bahsettim. Evet, devam ediyorum. Of particular no do. Şimdi do rameni başa. Şimdi diyor ki belirli sözlerin içinden word premises sözler vardı demiş. İşte vaatler vardı de deyip açmış. Hiçbir yalnız özgür adam would be in prison hapsedilemez except by ne hariç kanunun dışında kanun tarafından kanun dışında hariç hapsedilemez ne de would they be deni onların hakları inkar edilebilir. Gene içerikten bahsediyor gibi miyim? İçerikten bahsediyorum, içeriğindeki yapıdan bahsediyorum. Sonra dörde baktığında diyor ki Magna Carta yazıldı şu dönemde ve agreed to seal by King John 1215'te King John tarafından mühürlendi, onaylandı ve kabul edildi. Şimdi tekrardan dan diye buraya niye tarihini atıyorsun? Bu ilk giriş cümlesi olması gerekmiyor mu? İlk giriş cümlesi olması gerekiyor. Agreement ile dokümandan bahsetmiş oldu. Aynen Defne Hocam. Şimdi şuraya dikkat edin. Dördüncü cümleye. Magna Carta diyerek it demedin. Anlaşma demedin. Tekrar özneyi aynı şekilde kullandın. Bir de ne zaman kabul edildiğini, ne zaman onaylandığından bahsettin. Şimdi bu ancak ya birinci cümlede olur ya ikinci cümlede olur. Bu burada biraz garip oldu. Devam edelim. Hem de kısıtlamalar vardı vergi kullanımı üzerinde. Kral ve onun baronları tarafından. Şimdi bu da içerik. Bak dikkat edin şöyle düzgün bir şekilde yazacak olursak. Burada içeriğinden bahsediyor. Bu içerik. Cepte mi cepte? Şöyle yazayım. Şuradaki kalemden Zoom'un güncellemesi gelmiş galiba. Kalemlerimin türü tarzı değişmiş. Şu an şok yaşıyorum. Şimdi hayda bu şu anda olacak iş miydi? Neyse ben kendi PDF kalemimden devam edeyim. Şimdi burası içerik. Burası içerik. Burası tarih verdi. İçerik yok bak tarih. Sonrasında hem de kısıtlamalar var diyorsun. Bu da içerik. O zaman ne gidecek? O zaman tabii ki de tarih ne alaka, ne zaman onaylandığı ne alaka, konu kaydı çünkü 4 gidecek. Anlaştık. Geldim diğer 78. soruma. Şimdi 78. soruya şöyle bir baktığımızda. Birinci cümlede konu ne? Birinci cümlede diyor ki dünyanın rif sistemi, kayalık rezerv sistemi face karşı karşıya kalıyor baskın bir baskıyla. Ezici üstün baskın bir baskıyla karşı karşıya. Şimdi bu ne demek? Olumsuz bir durum. Eksiği koymam lazım. Şuraya eksiği koyuyorum. Sonra tehditler from overfishing, aşırı avlanmadan tehditler, kirlilikten tehditler ve iklim değişikliği being the main cause, temel sebebi olduğu iklim değişikliğin temel sebep olduğu sıkıntılarla karşı karşıyayız. Şimdi burası eksi mi? Eksiği koydum. Peki öznem ne? Dünyanın
Reef sistemi, yani kayalık sistemi. Eksiği koyduk. Sonra diyor ki en tehdit edeni, tehdit edilmişi Karayip Reef sistemidir. Şimdi konuyu değiştirdi sanki. Karayip'ten devam ediyorsun ama konu değişti sanki. Bir dursun. Whittemore'dan %80'i onun yaşar neyler yaşar? Mercanlar yaşıyormuş. Cowper having disappeared. Şimdi ortadan kaybolmaya başladı orada yaşayan mercanların %80'i 1970'lerden beri çoğunlukla küresel ısınmadan dolayı. Şimdi buraya bir soru işareti koydum. Mercan geçişi yapıyorsun. Sonra mercan has evolved. Evrim geçirdi. Özel bir maksimize yoluyla onun hayatta kalma şansı için. Sonra tekrardan mercan geçişim var mı bakayım? Mercan yok aslında. Ya iki gidecek ya üç gidecek. Neden hocam? Çünkü burada üçte mercanların nasıl hayatta kaldığından, nasıl bir yol değişti, nasıl bir yol bulduğundan bahsediyor. Burada da bu reef sisteminin olumsuzluğundan bahsediyor ama spesifik bir atıf var. Dursun. Ya iki ya üç gidiyor. Dörde baktığımda hasarın görünen örneği, yapılan hasarın görünen örneği nedir? Mercanların, gene mercan vurgusu var, mercanların azalmasıdır. Which turn bunlar mercana dönüştürüyor. Doğal bir pembeye dönüşüyor. Hafif bir pembeden, hatta from kullanmış. Doğal bir pembeden oradaki mercanlar hafif görünmeyen, hani ghost aslında hayalet demek, görünmeyen bir beyaza dönüşüyor. Mercanların olumsuzluğuna devam ediyor mu? Ediyor. It is the result of warmer water, ısınan suların sonucudur. Buradaki it dediğim ne? Buradaki renk değişimi. Destroying de algleri yok eden suların sonucudur. Bu da verir mercanın kendi alışılmış rengini veren alglerin yok olmasının sonucudur demiş. Şimdi şöyle bir baktığında 4-5 bağlantılı rengiyle alakalı bahsediyorum. Mercan renklerinin değişmesinden bahsediyorum. Şimdi birdeki konu zaten olumsuz. Buradaki konu da olumsuz. Mercanın sıkıntıya düşüşünden bahsediyor. Ama 3'te mercanlar evrim geçirdi. Özel bir maksimize, yani tam tamamlama, onun değişimini, hayatta kalma değişimini tamamlama, maksimize etme yoluna değişti, evrildi diyorsun. Burası artı bir durum, eksi bir durum değil. O zaman ne gidecek gene? 3 gidecek. İlk baktığında 2'yi göndermeni istemiş ama düşmeyeceğim, devam edeceğim okumaya. Geldim 79'a. Şöyle bir bakalım. Gerçekten şey, sistemim değişmiş. Bir zoom'a şey gelmiş. Şu an yazı sisteminde bir güncelleme var. O yüzden alışamadım şu an. Neyse. Geldim 79'a. Şimdi 79'un konusu ne? Dikkat et, özneye alerjiler diye genel bir özne girdi. They diyor. Şimdi alerjiler like many, 1 ve 2 bağlantılı gözükmüyor aynen burada Defne hocam. Ama 3 mü daha bağlantılı, 2 mi daha konuyla alakalı? Bazen mesela ikinci cümle çok saçma gelir, tutar 5. cümleyi attırır. Çünkü soru yazarı şunu yapmak istiyor. Sen orada hemen iki işaretle geç ama ben burada 5'te çok alakasız bir konudan bahsedeceğim. Onu okumadan sen işaretle geç ki seni bir sorunu eleyebileyim. Burada da 2 ile 3 arasında kaldık mesela ama 2 gene eksi, olumsuz bir durum. Yani bu rezerv sisteminin olumsuzluğundan bahsediyorum. Ama 3'te mercanların hayatta kalmasından bahsediyorum. Eksiden artıya geçiş ancak bana neyle verebilir? Zıtlıkla verebilir. Artıya geçtiyse de artıyla devam etmesi gerekiyor. Ama burada artılık durum söz konusu değil. Isınmadan kaynaklı renklerinin bozulduğundan bahsediyorum. Aynen. Geldim 79'a. Şimdi 79'a dikkat. Burada bir day öznesi var. Alerjiler birçok hastalık gibi tend to become worse, kötüleşme eğiliminde. Eğer bir insan is rundown, stress, overtired, aşırı yorulursa, stres altında olursa kötüleşme eğilimindedir. Has a poor diet, kötü bir diyet yiyeceği varsa ve doesn't get, yeterli egzersiz yapmıyorsa alerjiler olumsuzlaşır, kötüleşir diyor. Tamam. Sonra bir alerji dedi. Bak, öznesel bir farklılık var. Çünkü burada bir alerjiler diyerek genel girdin. Burada da bir alerji dedin. Burada şuna odaklanıyorum.
Her ne kadar birbirine bağlantılı gibi gözükse de özneler farklı bir. İki, buradaki konu ne zaman kötüleşti? Buradaki konu ne? Bir alerji tanımlanır bir hastalık olarak. Uygun olmayan ya da abartılmış reaksiyon tarafından sebep oldurulan, vücudun bağışıklık sistemi tarafından, reaksiyon tarafından sebep oldurulan bir hastalıktır. Burada da alerjinin tanımını yapmışım. O zaman dikkat edin, burada ya bir gidecek ya da iki gidecek. Sonra üç neyle alakalı? Zararsız maddeler yanlış tespit edilir onun tarafından. O dediğin alerjiler mi yani bey mi? Yoksa bir alerji mi? Bu ittir. O zaman ne gidiyor bak? Alerji tarafından potansiyel tehlike olarak algılanır diyorsan ben vücudun bağışıklık sistemine de atıf yapıyor olabilir. Bu büyük ihtimal ona atıf yapıyor. Potansiyel tehlikeyi tanımlayan alerji midir? Vücudun bağışıklık sistemidir. Vücudun bağışıklık sistemidir. Böylece bağışıklık karşılığı antibody olarak oluşmaya başlar demişsin. Şimdi buradan it neye karşılık geliyor? Birinci cümleyi mi, ikinci cümleyi mi? İkinci cümleye karşılık geliyor. O yüzden burada bir gider direkt. Sonra bu saldırı, şu antibody vurgusunu veriyorum. Bu karşılığın atıfını yapmış. Hani bu saldırı algılanır rahatsız ediciler tarafından demiş. Şimdi burada da alerjenler diye açıklamaya devam etmiş. Sonrasında reaksiyona devam ediyorum. Reaksiyonu ben zaten ikide gene anlatmıştım. Ne gidiyor? Bir gidiyor. Uzak çerçeve baksam bile alerjiler genel bir alerji tekil bir yapı. Bunların arasında bir bağlantı her ne kadar aynı kelime olsa da bunların arasında bir bağlantı, öznesel aynılık yok aslında. Bunlar önemli noktalar. Geldim 80'e. Şimdi şöyle bir bakalım. Refer'lere dikkat. They also onlar hem de sunar demişsin. Onun dışında these new land bu yeni topraklar demişsin. Bunlar hep refer ifade. The passage geçişten bahsetmiş, geçiş demiş. Şimdi bunlar hep refer. Sonra şurada da bir şekerin ya da tütünün diğer mahsullerin cultivation, ekilimi, biçilimi. Şimdi şuradaki the'nın karşılığı var mı? Daha öncesinden hiçbir şeker, işte tütün ya da mahsulün ekip biçiminden bahsetti mi? Tarımsal bir şeyden bahsetti mi? Bakalım. Şimdi birinci cümle diyor ki 15. ve 16. yüzyılın keşif seyahatleri unveil göz önüne sermek, açmak demek. Bütün yeni dünyayı Avrupa'nın gözlerinin önüne serdi. Dünyalar yeni hayvanlarla, bitkilerle ve insanlarla dolu olan dünyaları gözler önüne serdi. 15. ve 16. yüzyılın keşif seyahatleri. Şimdi this passage bu geçiş yeni dünyalara bak atıfım var. Was regard ilişkilendirildi birçoğu tarafından ticari fırsat olarak. Ticaretten bahsetmiş. Sonra bu yeni alanlar, bu yeni topraklar zengin bir ham materyalden, ticaret vurgum var. Which could be trade, ticareti yapılabilen, üretilecek olan mallar için. Bak güzel ticaret. Onlar hem de sundular hem de diyerek başka bir ekleme konusu geçiş yapacağım. Hem de sundular onlar dediğinde bu yeni alanlar. Onlar hem de sundular yerleşme ihtimalleri ve çok sayıda ülke başladı dikmeye onların bayraklarını uzak dünyanın kısımlarında. Şimdi yerleşme ve ticaret dedim. Sonra tütün, şeker ve diğer mahsullerin ekip biçimi dipendon bağlıdır köle ticaretine, kölenin emeğine. Şimdi bu ne alaka şimdi? Ne alaka? Hiç ben tütün, tobacco, sugar bundan bahsetti mi? Bahsetmedim. Köle ne alaka? Kölenin adı bile okunmadı. O yüzden ne gidecek? Beş gidecek. Zor mu? Zor değil. Soruları çözerken sınavda yüzeysel bir şekilde bahsettiği şeyleri yazarak çözersek zaman kaybettirir mi? Kaybettirmez hocam. Aksine neye dikkat etmeniz gerektiğini algınızı, zihninizi daha zinde tutar. Yani benim çözdüğüm gibi yanına mesela burada tanım yapıyor. Burada işte faydasından bahsediyor. Burada işte faydasından bahsediyor ama burada olumsuzluk demiş gibi. Hani yanlarına küçük küçük notlar almanız hem paragrafta hem cümle tamamlamada hem paragraf atmada size çok fayda sağlar. Ben zaten hep hani soruları çözerken bile aldığım notları sınavda da
alıyorum mesela. Aa, burada bundan bahsetmiş, burada bundan bahsetmiş gibi. Sınavda da almanızı tavsiye ederim. Geldim diğer sınavımın sorularına. Şöyle bir bakın. Hiçbir cümleye ben ama diye başlayabilir miyim? Ya da yeni bir paragrafa ama, bu yüzden, örneğin, diğer bir deyişle, aksi takdirde, ya da işte ne bileyim ne derler, hani likewise, benzer şekilde, bu şekilde başlayabilir misiniz? Başlayamazsınız. Bu geçiş bağlaçları eğer ikinci cümlede varsa, ben bunu attığımda, birinci cümleye attığımda ama diye yeni bir paragrafa başlayamayacağım için mantık şu: ikinci cümle bir geçiş bağlacıyla başlıyorsa bizim konumuz bir de kilittir. Yani bu pasajın konusu birinci cümleye tabi olmak zorunda. Astronomlar, birinci cümle ne? Araştırıyorlar yeryüzünün ikizini. Orbiting other sun-like stars ve güneş benzeri yıldızlar, diğer yıldızlarda yörünge dönen, orbiting diyeyim, yörüngesinde olan dünyanın ikizini için araştırma yapıyorlar. Şimdi yeryüzüne benzer ikiz bir araştırma yapıyorum. Tamam. Sonra ama the more kalıbı mı vermiş? Evet. Bir eylem ne kadar artarsa diğeri o kadar azalacak vurgusu vermiş. The more closely, bilim insanları ne kadar çok yakından çalışırlarsa bizim gezegenimizin yaşanılabilirliğini, o kadar az ideal bizim dünyamız, ideal gibi gözüküyor. Şimdi konu bizim dünyamız mı? Dünyamızın ikizini aramak mı? Dünyamızın ikizini aramak. Burada da diyor ki ne kadar çok bizim dünyamıza çalışırlarsa o kadar çok dünya uygun değil gibi gözüküyor diyor. Bu garip oldu bak. Üçe bakalım. Tespit etmek yeryüzü benzeri ikizleri devam ettirir. Bizim teknik yeteneğimizin noktasında, edge aslında köşesinde demek ama bizim teknik yeteneğimizde devam eder. Konu gene ikizi bulmak mı? Evet. Daha büyük yeryüzü benzeri büyük yıldızlar kolaydır tespit etmek için ve baby en yaygın tür olabilir gezegenin. Bak, bu da bir garip geldi ama dursun. Yeni düşünce iddia ediyor şunu: bu sistemler. Bu sistemler dediğin şunlara atıf yapmadın mı? Daha büyük sistemler. Bu sistemler hem de yaşanılabilir ve daha hayata kondaktif uygulanabilir bizim gezegenimizden. Şimdi hep ikiz arama, yeryüzüne benzer bir yer arama vurgum oydu. Ama burada yeryüzünü ne kadar çok yakından çalışırsam o kadar çok uygun olmadığından bahsediyorum. Devamında da diğer gezegenlere atıf yapıyorum. O yüzden doğru cevabım ne olamaz? Yani iki bu paragrafın cümlesi olabilir mi? İki bu paragrafın cümlesi olamaz. Diğerlerinde gene yeryüzü benzeri, yeryüzüne benzer, yeryüzünden daha büyük olan refer ifadeli cümlelerim söz konusu ama iki konu dışı olduğu için ne gidecek? İki gidecek. Geldim 77'ye. Şöyle bir baktık. Şimdi birinci cümlenin konusu ne? Önce bir onu vurgulayalım. Diyor ki dünyanın bitkileri zengindir artı ve diversified çeşitlidir artı ve üretirler sayısız ot tedavileri, bu da artı. Nasıl ot tedavisi? Yüzlerce, binlerce yıldır kullanılan tedaviler üretir. Şimdi şöyle bir baktığında buradaki konumuz ne? Dünya bitkilerinin bir tedavi aracı olarak yüzyıllardır, binlerce yıldır kullanılması. Tamam. Sonra diyor ki qualified, donanımlı bir tedaviyi uygulayan özne kaydı ve well respect, iyi tanınmış bir rehber ya da uzman genellikle umulur ne yapması? En etkin tedavilerle uygulama yapması. Özne kaydı. Özne değişti bak. Buradaki öznem donanımlı bir ot tedavisi uygulayıcısı ya da işte iyi tanınmış bir rehber ya da uzman. Özne kaydı. İkiye abi Allah Allah diyorum. Üçe bakalım. Modern bilim araştırması, saygı anlamı tek değil mi? Hocam, respect saygı anlamı tek değil mi? Şimdi respect iyi tanınan, iyi bilinen diye de çevirebilirim. Respectively diye bir zarfımız var. O sırasıyla diye çevrilir. Normalde fiil olarak kullanıldığında saygı göstermek, tanımak anlamında da kullanılır. Şimdi günümüzde modern bilimsel araştırma continue devam eder dokümente etmeye,
ve validate geçerli kılmaya, tarihsel geleneğini birçok otun kullanımının geleneğini geçerli kılmaya devam ediyor. Neyin yanı sıra? Bazı geleneksel uygulamaların yanı sıra. Şimdi burada gene otların tedavi olarak kullanılmasına atıf yaptım. Hiç uzman görebiliyor musun? Hiç uzman vurgusu yok. Kişiye dair vurgu yok. Güvenli ve sorumlu geleneksel ot tedavilerinin kullanımı sunar önemli yollar, sağlık bakım maliyetini azaltmak için faydalarından devam ediyorum. It is most likely that şu daha elimlidir. Daha bilimsel araştırma devam edecek. Konumlandırmaya otları bir pozisyona daha fazla sunması için 21. yüzyıl tıbbında. Bu da artı. Ama ben hiç özneye dair, uzmana dair bir şeyden bahsetmedim. O zaman ne gidecek? İki gidecek. Yani konu özne bizim için önemli hocalarım. Geldim 78'e. Şimdi şöyle bir baktık. Diyor ki su, su diye devam etmiş. Örnek vermiş şurada bir. Yine de diyerek bir zıtlık geçişi yapmış. Diz diyerek de bir vurgu söz konusu. Şimdi bunu her soruda yapabilir miyim? Yapamam ama size bir trik vereyim. Eğer ki iki özne aynı şekilde devam ediyorsa, çıkmış sorularda genelde oluyor çünkü bu. İki tanesinin öznesi, iki cümlenin öznesi peş peşe aynıysa, Ece Ece diye cümleye mi devam ederim yoksa Ece o diye mi devam ederim? Şimdi buraya su dediysem buraya it demen daha doğru olurdu cümle bütünlüğünü sağlayabilmem için. O yüzden peş peşe aynı özneler görüyorsanız şunu düşünün. Bunlardan biri gidebilir. Çünkü ya birisi genel giriş ya birisi genel giriş oluyor. Ha bu üçüncü, dördüncü cümlede de geçerli midir? Geçerli olabilir. Şimdi iki tane peş peşe aynı özne görüyorsam diyeceğim ki bunlardan biri gidebilir. Öyle yaklaşıyorum şimdi. Şimdi birinci cümlede diyor ki su is one of the essential. En gerekli doğal kaynaklardan biridir. Nasıl bir kaynak? Have been the center of attention. Dikkatin merkezi olan son yüzyılda kirlenmeden ve aşırı tüketimden dolayı özellikle gelişmiş dünyada. Şimdi burada suyun sıkıntıya düştüğünden bahsediyor. Su sıkıntılı bir mesele, gerekli hayati kaynaklardan biridir özellikle son yüzyılda çünkü kirleniyor demiş. Sonra diyor ki su kendi kendini iletmez elektriği. Konu bambaşka. Özellikle hani iyi bir şekilde kendi kendine tek başına elektriği üretmez ama it is chemical kimyasallardır. Çözülen onun içinde nasıl kimyasallar sıkıntının kaynağı olan onun içindeki çözülen nelerdir? Trouble burada sıkıntının kaynağı olan onun içinde çözülen kimyasallardır iletkenliği yaratar. Şimdi burada suyun iletken oluşundan burada da suyun önemli oluşundan bahsediyorum. O zaman burada üç belirleyici. Üç neye örnek veriyor? Şimdi tuz demiş. Tuz içeriği deniz suyundaki make it yapar onu 1 milyon katı daha elektrik iletkenliğini yapar. Ultra pure saf suda. Şimdi burada konu iletkenliğe döndü bak. İletkenliğe örnek veriyorum. İçindeki çözeltinin iletken oluşundan bahsediyorum. O zaman ne gidecek? Bir gidecek. Okurken şöyle düşünecektin. Ya burada da su var, burada da su var. Su bunlar birbirleriyle bağlantılı. Hiç oraya bakmayıp, 1'i 2'ye bakmayıp 3, 4, 5 arasında cebelleşecek. Yapmayın bunu. Eğer ki peş peşe özneler geliyorsa, aynı özneden bahsediyorsa, buraya tekrardan ben su yazmak yerine it yazarım. Eğer ki bir konu bütünlüğünü devam ettirmek istiyorsam, peş peşe geliyorsa bu ikisi arasında bir karar vermeniz lazım demek oluyor. Geldim 79'a ki zaten hatırlayın diğer soruda da şurada Magna Carta'yı tekrar yazdı. Bak, Magna Carta dedi, Magna Carta dedi, hop dedi tekrar yazdı. Şimdi sen durduk yere niye dördüncü cümlede bir daha özneyi aynı yazıyorsun ki? Konu bütünlüğünü sağlamak için it dersin. Konu bütünlüğünü sağlamak için this agreement dersin. Bu anlaşma dersin. Yani yukarıdaki özneye bir atıfta bulunur. Geldim 79'a. Şimdi konumuz ne? Gene bir for example geçiş bağlacım var. Ben bunu attığımda yeni bir cümleye örneğin diye başlayamayacağım için kesinlikle benim konum birinci cümlede sabit mi? Sabit. Tutuyoruz. Şimdi hem öğrenciler hem öğretmenler danışabilirler gramer kitaplarına çok sayıda sebepler için. Zaten çok sayıda sebepler diye geçiyorsa çeşitli sebepler için various
İşte bunun gibi böyle diversity, çeşitlilikten bahsediyorsa for example örneğin geçişi yapabilir. Oradaki for example'ı atmayabilir miyim, atmayabilirim. Bakayım o çok sayıda sebeplere örnek veriyor mu? Öğrenciler örneğin maybe ne yapabilirler? Bir yazı parçasını işleyebilirler ve they want to check. Onu check etmek isteyebilirler. If burada eğer değil ıpıpmadığı diye çeviririm. They are using some grammar rules correctly. Bazı gramer kurallarını doğru olarak kullanıp kullanmadıklarını check etmek isteyebilirler. Hocam niye if'i ıpıpmadığı diye çevirdi? Çünkü öncesinde fiil var. Bu bir non-clause yapısı. Şimdi sebebini anlattı mı? Evet. Çeşitli sebeplerden dolayı gramer kitabı kullanabilirler dedim. Bu sebebi verdi bana. Sonra bir öğretmene geçtim. Öğrencinin sebebini anlattım, öğretmene geçiyorum. Hani alternatifli. Buna bağlı olarak diğer bir şekilde bir öğretmen fark eden şunu, bir öğrenci yapıyor, çok fazla hata yapıyor. Bir konuda, belirli bir alanda çok fazla hata yaptığını gören bir öğretmen söyleyebilir şunu. Öğrencinin tulluk at, dilin gramer kitabını anlamak için, onu daha iyi anlamak için bakmasını söyleyebilir. Bu da öğretmenin gramer kitabını kullanma sebebi mi? Olabilir, bir dursun. Sonra there are a large number of grammar books. Çok fazla gramer kitabı var ulaşılabilir olan. Bunların çoğu eleştiriliyor öğrenciler tarafından. Şimdi eleştirilmek niye eksiğe gittin ki? For including içerdiği için aşırı derecede zor gramer egzersizleri. Ya ne alaka ya? Biz bu gramer kitabını neden kullandığımızın sebeplerine bakıyorduk. Şimdi konu öğretmenlere geldiğinde şurada hani burada öğrenciye atıf yapmıştı, öğrencinin neden kullanıldığını atıf yapmıştı. Öğretmenlere geldiğinde konu, onlar sıklıkla kullanırlar gramer kitaplarını check etmek için gramer kavramları. Bu da nedenini açıklıyor gene. Kullanım dışı olan, sebebini açıklamayan, eksi anlamda kullanılan tek şıkkım ne olur? Deniz ne olur? Gider. Geldim 80 son. Şöyle bir bakalım. Şimdi birinci de ne diyor? İkinci de they demiş. They'e dair bir vurgu var mı? Bu they'ler kim? Refer ifade vurgusu var çünkü. Şimdi antik oyunlardan bahsediyorsun. Olimpik oyunlar. Eski olimpik oyunlar. They karşılığı olabilir mi? Olabilir. Noun to us from. Bize antik literatür edebiyattan bilinen ve sanattan bilinen, modern arkeolojiden bilinen bu oyunlar. En eski ve en prestijli atletik rekabetiydi geçmişin. Rekabet ya da rekabet sporuydu diyebilirim. Ya da atletik sporuydu diyebilirim. Ya da yarışıydı diyebilirim. Şimdi konum ne? Antik olimpik oyunlar. Özne bu. Sonra although they have inspired modern, onlar modern olimpik oyunlara ilham vermesine rağmen antik oyunlar görülmeli, onların kendi antik Yunan kültürel bağlamlarında görülmeli. Şimdi burada da konuyu nereye verdi? Her zaman zıttığın ikinci cümlesinde asıl konu vardır. Konu kendi bağlamında değerlendirilmeli diyor. Günümüze etki etmesine rağmen. Bakayım neden? Yaygın misperception, yaygın yanlış anlaşılma. Antik oyunlarının yaygın anlaşılması onların modern çağdaş ya da modern counterpart eşlerinden organization örgüt olarak ya da organize olarak, olay olarak, ideoloji olarak hani ortak görülmelerine rağmen farklıdır demiş. Buradası aslında şuraya virgül koyması daha mantıklı olurdu tam cümleyi ayırmam için. Hani ortak yanlış anlaşılmaya rağmen, ortak yanlış görüşe rağmen bunlar aynı olmasına rağmen farklılaşır diyor. Şimdi burada dikkat edin. İkide ne yaptım ben? Dedim ki bunlar kendi bağlamında düşünülsün, modern oyunlardan ayrı tutulsun. Burada da ayrı tutulmaya devam ediyor. Yani 2 ve 3 bağlantılı mı? Bağlantılı. 4'e baktım. Şimdi antik olimpik oyunlarının kalıcı evi izole din. Şimdi nehirden bahsetmiş. Nehirdeki şu eyaletin topraklarıydı demiş. Bu da Yunanistan'ın kuzeybatısındaki bir bölgeydi demiş. Hocam orada virgül var sanırım sizde çıkmamış. Olabilir. Bende yok çünkü. Belki de buraya geçerlerken şurada çünkü virgül olması gerekiyordu. Aynen. Hani işaretlerken, copy paste yaparken geçmemiş büyük ihtimal. Şurada ortak olmasına rağmen farklılığından bahsediyor. Burada da farklı tutulsun diyor. Sonra dikkat edin bir mekana atıf yapıyor.
Bu antik oyunlarının Yunanistan'ın neresinde yapıldığına dair bulgu veriyorum. Konu dışı değil mi? Konu dışı. Sonra devamında antik oyunlar büyük bir dini festivalin parçasıydı. Zeus'a olan işte ne derler itaatkarlığı. Yunanistan'ın Yunanlıların büyük tanrısı olan Zeus'a olan işte ne derler tam Türkçesini getiremedim. Saygı, itaatin bir büyük bir festival parçasıydı bu oyunlar. Şimdi gizli sacred kutsal ritüeller ya da işte bir zeytinyağının değer onuruna aynen zeytin ağaçlarından bahsediyor. Zeytin yapraklarını bir ödül olarak sunulmasıyla birlikte antik Yunan oyunları neydi? Dini festivallerin bir parçasıydı. Zeus'a olan onurda. Şimdi baktığında 3 mü gidecek, 4 mü gidecek, 5 mi gidecek? Şimdi 1, 2, 3 bağlantılı. Bunlar bağlantılı. Konu 4 mü 5 mi? Dinden bahsetmiyorum aslında. Dinle ilgili bir durum söz konusu değil aslında ama mekanla ilgili bir durum da söz konusu değil. Buradaki olay neden 5 kalıyor? Antik olan olimpik oyunlarının temel sebebi buyken günümüzde farklılaşmasından bahsediyorum aslında. O yüzden 5 kalır 4 gider. Mekana dair hiçbir alakam yok. Nerede yapıldığı, hangi bölgede yapıldığı tamamen konu dışı olduğu için ne gider? 4 gider. Anlaştık? Soru çözerken sınavda yüzeysel onu bakmıştım. Aynı kişilerin üzerinden gittiği için bağlaç yanlış değil mi ya? Düzgün bir geçiş değil ama. Şimdi aynı kişilerin üzerinden derken 80. soruda mı söylüyoruz? Şimdi 80. soruda durum şu. Onlar modern oyunları hani ilham vermelerine rağmen günümüz modern oyunlarından farklı. Asıl konu burada bunların kendi kültürel bağlamında görülmeli diyor. Kendi kültürel bağlamı aslında burada Zeus'a bir saygı duyma odağı olması, dini olması mesela. Hani kendi kültürel bağlamı bu günümüzdekinden farklı vurgusu var gibi. Aynı şekilde üçte de hani ortak algı yanlış algıya rağmen antik oyunlar modern onların modern olan yapılarından farklılardır. İdeoloji olarak, olaylar olarak, organizasyon olarak farklıdır diyorsun. Bak ideolojiye gene vurgu yapıyorum. Yani dini bunların temeli. Ama mekana dair bir şey var mı? Mekana dair hiçbir şey yok. O yüzden 4 gidecek. Anlaştık? Üçüncü cümle, beşinci cümle böyle bağlantı kuruyoruz abi hocam. Olaylar, ideoloji ve örgütlenmesi farklılaşıyor. Bunun örgütlenmesi ne? Bunun örgütlenmesi dini. Olimpik oyunlar büyük bir dini festivalin parçasıydı. Yani ideolojisinden bahsediyor. Onu örneklendirme yapıyor aslında. YDT'ye başlamadım, TYT'ye çalışıyorum. Başlamalısın tabii. Geç bile kalmışım. Başlaman lazım. Ufak ufak. Anlaştık. Anlaştıysak eğer Roma rakamları bu şekilde. İnanın YÖKDİL'den hiçbir farkı yok. Yeri geliyor burada mesela sağlık metni bu. Yeri geliyor burası mesela sosyal metni. Yeri geliyor burada mesela 78'de fen metnini kullanmış. Yani YÖKDİL'e giren hocalarım YDS'den korkmayın. Ben bu soruları YÖKDİL'de de sorarım zaten. Hiçbir farkı yok. Sizin yapmanız gereken şu son dönemde çıkmış YDS kelimelerinin üzerine yoğunlaşmak ve bol bol yapamadığınız skill testler üzerinden peş peşe soru çözümü izleyip mantığını kavramak. Peş peşe mesela bir Roma rakamından 30 soru izlediğinizde zaten olay biter. Mantığını kavramaya başlarsınız. Neye bakmanız gerektiğine, neye dikkat etmeniz gerektiğini anlamaya başlarsınız. Sadece çeviriyle olmuyor maalesef. Teknik üzerinden de yoğunlaşmanız gerekiyor. O yüzden size tavsiyem peş peşe hangi soruda, mesela cümle tamamlama, bugün neyse bir tutukluk var bende. Cümle tamamlamada mı, paragraf atmada mı, diyalogda mı, restatement'da mı, hangi soru tarzında sıkıntı yaşıyorsanız peş peşe o soru tarzıyla alakalı bir 30 soru, 40 soru izleyin. Zaten ondan sonra sistem oturacak, aklınıza mantığınıza oturmaya başlayacak. Anlaştık? Cuma günü de paragraf tamamlama soru çözümü yapacağım. Hocam paragrafta genelde yanlışım fazla çıkıyor. Özellikle çıkarım sorularında. Hasan hocam çıkarım sorularında, paragraf sorularında, şıklarda, zarflı olanlardan uzak durun. Eğer metnin içerisinde zarf yoksa o görmezden geliniyor ama sonu ly ile biten increasingly, rapidly, mostly, mainly, particularly, especially gibi
Zarf içeren şıklardan metinde yoksa uzak durun. Ve onun dışında komparatif yapan şıklardan metinde yoksa uzak durun. Çok vurgulu olan never gibi, at all hiç gibi, must zorundalık gibi, cannot imkansızlık, impossible gibi metin içerisinde olmayan şıklardan uzak durun. Yani metin içerisinde bu bahsettiğim kelimeler bulunduğu noktada cümlenin yoksa onlar eleyici, tezrici şıklar oluyor. Onları eleyin. Diğer şıklara odaklanın ve genellikle çıkarım sorularında zıtlığın olduğu cümlelere, zarfın olduğu cümlelere, böyle çeviri noktasında sıkıntı yaşadığınız, işin karıştığı cümlelere esas odaklanın. Çıkarımlar oralardan gelir. Tek bir cümle bile bir sorunun cevabı olabiliyor. Özellikle çıkarım sorularında zıtlık, komparatif, zarfın bulunduğu cümlelere dikkat edin. Tamam? Anlaştıysak eğer. Önümüzdeki cuma günü paragraf tamamlama olarak tekrardan buluşuyoruz. Gene saat 17.00'da. Şimdi paragraf tamamlama, cümle tamamlamanın farklı bir versiyonu olan soru çözümünü yapacağız. Bir tık dikkat edilmesi gereken ama bir tık da zaman alan, aslında şıklara baktığımızda rüfer ifade eden, gene doğru cevaba yönelebileceğimiz, çok sevmediğimiz bir soru çözüm tarzıdır. Çünkü zaman alıyor. En sona bırakmamız gerekiyor denemelerde. Cuma günü saat 17.00'da tekrardan görüşürüz hocam. Kendinize çok hafta iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Anasına kızına duvardaki sazına sandım.